yapıyorsunuz? İyi misiniz? Selamünaleyküm kardeşim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Arkadaşlar abone olursanız izlemeyenler izleyip abone olursa izleyenler izlediği halde Kısacası, olmadı. Kısacası birini sevindirmek küçük bir bir sevap kazanmak istersen abone olabilirsin canım kardeşim. Yorumlara da Dualarım seninle oraya basan ve basmaya devam edecek arkadaşlar. Like atın, yorum yazın, abone olun diyorum. Önerilerimizi Ceyda başlasın. Arkadaşlar bugün size çok tatlı bir film öneriyorum. Aslında bu televizyon programı ama film olmuş. Ben televizyon programını bir iki kere izledim. Çok hepsini izleyememiştim. Sonra filmini çekmeye karar vermişler. Çok iyi yapmışlar. Çünkü muhteşem, komik bir film. Şu anda öneriyorum. Netflix'te yok. Var mıydı bu? Netflix'te izledik iki gün önce. Ha, Devam et. Between Two Ferns. Yani Turkish Meaning. İki... Eğrelti otu arasında. Çok güzel. Bu i̇smine abimiz, bakmayın. Güzel. Evet ismine bakmayın. Gerçekten. Zek Galifianakis. Hmm. Program da ona ait zaten. Abimiz sürekli burada programı... Kim bu adım, abimiz? Bir söyle bu anlasın. Bu abimiz da. oyuncu. Ama aslında program Arkadaşlar kısımıyor. pardon. Bu Bilmiyorum. abimiz hangoverdaki şişman ha, var ya. Evet, o. o hepimizin sevdiği güldüğü. Görünce güldüğüm. zaten tanıyacaksınız. Zek Galifianakis. Yazabiliyorsanız eğer Google'a. Siz bir deneyin. Ben çünkü çok zorlanıyorum. Zevk yazını şikar herhalde devamına. Çok komik adam. Çok komik. Normalde de programda herkesi ağırlıyor. Obama'sından işte Keanu Reeves'ından işte Justin Bieber'ına falan filan. Onlara garip garip şeyler yapıyor. Bir örnek verebilir miyim? Tabii ki vereyim. Justin Bieber'ı çağırdığı zaman kemerini çıkarıp Justin Bieber'ı dövmüştü. Bu, bu, şekilde garip Acayip bir herif. Keanu Reeves çıkartıp 100 kelimeden fazla kelime biliyor musun diye soruyor. Hani hiç konuşmuyor ya filmlerinde. Gerizekalı olarak adlandırılmak için insanlar sana gerizekalı dediklerinde üzülüyor musun falan diyor. Cameron's kalıyor böyle. Öyle bir adam. Çok komik evet. abi. Bu arada bunlar hep script yani insan karşısındaki insan aşağılanmıyor aslında. Biliyor yani öyle olacağını. Komedisi oradan çıkıyor. Anladın mı? Onun filmini yapmışlar. Çok komik. Anlat hadi filmi nasıl yapmışlar? Sen, diyorsun, sen öner bunu aşkım bu kadar hani. Çünkü güzel. ben önerdim şu anda gerildin değil mi? Çok güzel bir Aa, Hayır. Yok, güzel. Arada bir güzel önerilerin olsun. Filmde şöyle işleniyor konu tabii ki. İnternette bu programı yapıyor bu abimiz, Zek abimiz. Sonra bir ünlü yapımcı Will Ferrell mı neydi kim? Aa! Bir şey olmadı. <laughs> Bilgisayarım kapandı. Her <laughs> dünya yıkıldı 5 saniye içinde. Tekrar geri geldi. Will Ferrell, evet la hakikaten doğru hatırlamışım. Will Ferrell abimiz bunun gizlice videosunu internete yüklüyor ve çılgınlarca tıklanma oluyor. Yani adeta ne oluyor ya sayfası gibi. Öyle bir tıklanma, öyle bir yükseliş. Aman Allah rating rekorları kırılıyor internette. Evet. Son zamanlarda görülen. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Devam et. Benim takkidimi mi yapıyorsun? Onu daha ne önce alakası Çünkü daha önce yapıldı. Ya Ceyda'cığım ya sen de... Neyse tıklanma... Kompleks mi var? Evet, bende çok büyük bir kompleks var. İçeri yaptırdım. Spor kompleksi. Beni kimse durduramaz! Beni kimse durduramaz! Kimsenin onu durdurmaya çalıştığı falan yok ya. Yani. Bir şey konuşmuyorum bu yüzden. Aptalca bir espri geliyor sonra arkasından. Neyse, bu ya filmimi yani anlatamıyorum ya senin yüzünden. Böyle sakız gibi uzuyor ya. Ne bu şimdi? Bu aralar NBA 2K'ya sardım ya. Git içeride sar. Oynayacağım zaten. Buraya da yükledim. <laughs> tamam. Sete götürdüğümde oynayacağım. Tamam oyna. İnanılmaz bir slasher kurdum arkadaşlar. Look at this. Neyse arkadaşlar Zek e, abimiz bir şekilde internette yüklendiği için videosu bu arada kendisi televizyonda var olmak istiyor. Öyle de bir kişisel Ne yapıyorsun mi? ya? Uyudurum bütün konuyu mu anlatıyorsun? Öyle yaptım galiba şu <laughs> an kestik. Sen Allah. niye kulağına Cumhuriyet altını takıyorsun ya? <laughs> <laughs> Zenginliğin belli olsun. Cumhuriyet altın falan değil bu ya. Çeyrek bile değil. Ben önerime geçeyim mi arkadaşlar? Bitirmedim Fırat. Tamam. Bunun hayaline varması için bir sürü ünlüyle röportaj yapması gerekiyor ve gerçekten onları bulma hikayeleri, onun yanındaki ekip, bu ekibin Şimdi çok oldu. tatlı bakış açılarıyla beni bu film kendisine bağlı. Aga bayağı komik, absürt bir şey izleyin, beğenirsiniz. Ben size baştan söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu hafta iki tane çete işi önereceğim ama ondan sonraki üç hafta boyunca bilim kurgular serim başlayacak tamam mı? Bilim kurgu. Ama bu hafta size iki tane çete işi öneriyorum. Bir tanesi güncel olan The Top Boy. Dısı yok. tap Boy. Tap Boy Netflix'te. Hatta filmin ilk başında bir Türk çetesi de var. Orada illegal işler yapıyorlar. İngiltere'de bunlar. Banlıyor tarafı. Yani İngiltere'nin böyle dışarı atılmış e, uç köşelerindeki göçmenler. Oradaki illegal işleri yönetiyorlar ya. Jamaikalılar var. Bizim Türkler var. Böyle Banlıyor tarafında geçiyor. E, genelde bizim Türkler tepedeler. Sonra Jamaikalılar bizimkileri al aşağı ediyorlar. Bir şeyler oluyor. Başa geçiyorlar. Onların arasında geçen böyle çete kavgaları falan. Ama yani bayağı iyi ya. Böyle çıkır seviyorsunuz. Çıkır. Bu çok gerçekçi çekilmiş. Harika. Ama gerçekçilik deyince ikinci önerime geçiyorum şimdi. Gerçekten çok güzel bu arada. Şimdi ben tam izlemedim. Sanat Ama arada baktım. Harbiden. Niye arada bakıyorsun? Biz de Çünkü <laughs> o sırada işlerim vardı ve ben dahil olamadım yani. Netflix'e gelmiş sağlam kalite işlerden birisi. Emme ve lakin şimdi geldik. Bu işleri asıl başlatan HBO'nun HBO olduğu zamanlardan kalma efsane diziye. Bu gelmiş geçmiş en iyi dizidir der birçok insan. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Türünde tektir. Daha da iyisi gelemez gelmeyecektir. The Wire. Kardeşim The Wire doğru altyazıyla izlendiği zaman ancak var olabilir. Çünkü çok sokak ağzı kullanır. Gerçek sokak ağzını. Baltimore'da bakayım Maryland demiş Baltimore. Çok önemli sanki. Neyse buradaki polis, çete, sokak çetesi. Orada siyahiler çete. Bir de başka çeteler de var tabi. Bunların arasına geçen üçgen hikaye. Yalnız polisler mi iyi, kötü, çeteler mi kötü? Öyle de bir kavram kargaşası var. Bu kadar yavaş ilerleyen, bu kadar sağlam giden başka bir iş daha görmedim ben. İzleme alışkanlığı olan arkadaşlara öneririm. Bazı şeyler arkadaşlar. izleme alışkanlığı geliştikçe izlenebilir. Öyle düşünün. Müzik gibi düşünün. Yani şimdi ilk defa klasik müzik dinleyen adama karma karışık gelir. The Wire çok kaliteli iştir. Hakkını verecek olanları izlesinler. Sonra zaten bana Instagram'dan teşekkür ediyorsunuz. Arkadaşlar. The Wire gelmiş geçmiş en iyi dizidir. <laughs> Bunu söyledin. Yani HBO'nun HBO olduğu zamanlar yani. Arkadaşlar izleme alışkanlığı olanlar yorumlara yazarsa sayımızı bilmek istiyorum izleme alışkanlığı olanlar. Çok memnun oldum. Ha izlemek alışkanlığınız olmayabilir. Yani genç kesimin artık Mesela bizim zamanımızda yapacak çok şeyimiz olmadığı için devamlı film dizi izliyorduk. Şimdikilerin daha fazla yapacak şeyi var. Film dizi o kadar izlemiyorlar. Valla benim şimdi yapacak çok şeyim var. Valla aynen film dizimde çünkü izliyorum. Sen genç değilsin. YouTube'la tanışmadın. Adam YouTube izliyor mesela film dizisi. YouTube'la tanışmadın mı? YouTube Aşkım, iş ortağı. Twitch'te Aboneler var. Eee Ceyda abla YouTube'da tanışmıyor mu diyor. Ne Adam alakalı? diyor ki ben diyor izleyemiyorum diyor herhangi bir 30 dakikalık bir şeyi. Konsantre olamıyor. Gençlerde öyle bir şey var. Varsa var ne yapalım? Ben bunu biraz daha yaşlı evet. tarafa öneriyorum. Belki gençlerden izleme alışkanlığı olan vardır. O The Wire var ya yani oyunculuk neymiş senaryo neymiş? Bir görün isterim. Tek kelimeyle. Efsane. Buyurun. Ben bir şey Sa demiyorum çünkü izlemedim henüz. Bu da bana kapak olsun. <laughs> gerektiğinde kendimi yererim, gerektiğinde kendimi överim. Benim de hiç kimseye ihtiyacım yok bu konuda. The Wire'ın IMDB skorunu söyleyeyim mi sana Ceyda? Söyle. 9.93 Düşük biraz. He? Biraz düşük. Ceyda bunu gerçekten ben filme gideceğim Yok yok gideceğim evet ya. ben biliyorum. İzlesene ya. Gerçekten İzleyeyim. izle. Gerçekten. Bu arada ama bak. Sakince izle. Sen bu Peaky Blinders'a dedim ki. Ben bak, nasıl izliyorum? Peaky Blinders <gülüyor> açtı. <gülüyor> dedim ki 4 bölüm bir sabret. Yavaş ilerler. Sonra toparlayacak. 25. dakikaya gelmiş böyle bak. Çok sıkıldım. E kızım yani bir dur yavaşça ilerliyor bazı ya şeyler. Ya ben yavaşça ilerleyen bir sürü dizi izledim. Peaky Blinders dönemimde değilim henüz belki de. Olabilir ama bir şey diyeceğim. Divire'ı bana söz ver. Her Sana söz, söz, söz ver. veremem. Ben niye söz veriyorum izleyeceğim şey için ya? İzleyeceğim Bak, zaten. Bak hype dizi değil. Bak Hiç yine başladığın çok ısrarcı olduğunda çok öneri geldiğinde Allah ben karesi. izlemiyorum. Allah tamam, izleme tamam. izleme. <laughs> i̇zleme ya izleme ya. Şimdi neyse ben size... Bu arada bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Hanımefendinin izlemediği dizinin yapımcıları ve oyuncuları ve senaristi, en sevdiği dizinin yapımcısı, senaristi ve oyuncuları onu da baştan söyleyeyim yani. Burada her yerde gidip "Aa ben Friday neydi lan?" Night of. Fra ben Night of en sevdiğim dizi demeyi biliyorum. Night of'u bu adamlar yaptı. Tamam zaten Night of'ta buradaki adam oynuyor. Ben biliyorum. Bak, benim buradaki bilmediğim... adamlar oynuyor. Tamam. Hiç. Benim bilmediğim hiçbir şey yok. Hayır izlemeyeceğim." demedim. Sen abartıyorsun. Sen çok abarttığın zaman birazcık vazgeçme dönemine yaklaşıyorum. Şimdi ben size size tatlış bir mini dizi öneriyorum. Tatlış derken yani hiç konusu tatlış değil de. Ben bunun konusunu nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bazı kelimeleri kullanmadan size bu dizi şimdi bir challenge başlıyor arkadaşlar. <laughs> Alias Grace. Şimdi neden challenge'ın başladığını siz diziyi izlediğinizde anlayacaksınız. Ben bunu şimdi size nasıl anlatacağım? 1800'lü yıllarda geçen bir dizi, bir hizmetçi, bir suç durumuna tanıklık ediyor. O suç durumundaki adamcağız vefat ediyor. Vefat ettiği için iki kişi orada bulunuyor. Birisi hizmetçi, birisi de çalıştığı evin kahyası. Kahya suçlu. Kahya mı suçlu? E bence öyledir kahya suçludur. Genelde kahyalar. Belki kahya suçlu. suçlu. Ne söylüyorsun şu anda? Ya zaten %50 şansım var ya kahya ya hizmetçi. Ben, Belki kahya ben Başka ya. biri girdi kadroya 4. bölümde. Bahçıvan. Bu vaka sırasında olan şey yüzünden Alias Grace yani hizmetçimiz ve Kahya cezalandırılıyorlar. Kahya. Kahya. <laughs> kah gülüyor, Kahya. Kah. sırasında işte e, ikisi cezalandırılıyorlar Kahya'yı. Hayatına son verdiriliyorlar Kahya'nın. Yani onun da vefatı söz konusu oluyor. Fakat Alias Grace çok genç olduğu için ömür boyu hapis cezasına şey yapıyorlar. Ömür boyu cezalandır. Şey yapacak. Ömür boyu cezalandırıyorlar. Travmatik bir durum yaşanıyor. O sırada Alias Grace o günü hatırlayamıyor. Aslında belki de suçsuz. Belki de suçsuz. Alias Sonra, ne olmuş? O dönemin e, meşhur psikologlarından, doktorlarından biri bu vakayı incelemeye başlıyor. Durumu netleştirmek için elinden geleni yapıyor. Halk da tabii bir kısmı inanıyor masum olduğuna, bir kısmı da inanmıyor. O yüzden de bir hikaye nasıl sonuçlanacak gergin anlar. Çok güzelmiş arkadaşlar. Bir sürüme, gerçekten güzel. Alias Grace'i seveceksiniz. Alias Grace'in yanında olmak isteyeceksiniz. Bazen karşısında bazen yanında olmak isteyeceksiniz. Bunu bu yere yazın. Alias Grace... Alias Grace. Adamdır. İşte bu şekil. Tam bir kapatma girişimiz İşte böyle. Kah, güldük, kah, yağlandık. Kâh yağlandık. <laughs> Kendinize iyi bakın diyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Look at this, motherfucker. Motherfucker yeah, ne Küfür ediyordum etmedim. Bye bay bay <laughs> 14 dakika çekmişiz. Çok az.